Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 27 Eylül 2023'ün ilk videosu. Arkadaşlar biraz uzun olabilir. Hakkınızı helal edin. Özürler dileyerek bu videoyu çekiyorum. Ee, bana kızmazsanız lütfen videoyu beğenin. Ben de bana kızmayan sayısını bileyim. Çünkü çok fazla husus var merak etmeyin. Kısa kısa değinip geçeceğim. Ama çok fazla husus var. Öncelikle Ankara gücünde teknik direktör Tolunay Kafkas'ta da yollar ayrılıyormuş. Ee, resmi açıklamayı da birkaç gün içinde yapacakmış. Samsun Spor Sergen Yalçın'ı düşünüyor. İstanbul Spor e, başkasını düşünüyor. Yani şu anda Süper Lig'de birçok takımda sıkıntılar var. Adana Demirspor Goran Karaç için sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirmiş. Oyuncu az süre aldığı için sözleşmeyi feshetti diyorlar ama arka planda da bazı tartışmalar olabilir diyorlar. Ben bilemem vardır yoktur. İnşallah vardır. Herkes birbirini yesin. Fenerbahçe ye bilenmeyi yerine biraz da birbirine bilensinler. Real Madrid Arda Güler'in sol arka adresinden sakatlandığını dün açıkladı. Arda Güler 3-4 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. Gelecek sezonda Xavi Alonso ile anlaşmış Real Madrid. Şimdi Arda Güler konusunda hepinizden özür diliyorum ama haklı çıkmanın haksız gururunu yaşıyorum. Yani keşke ben haksız çıksaydım. Keşke ben bilemeseydim. Ama haksız çıksaydım yani Bunlar yaşanmasaydı çünkü Ben Arda Güler'in Hani kronik sakat demeyeyim ama Sakatlanacağını size söylemiştim hatta gittiği zaman da ses etmeyin iyi ki gitti Dediğimde bana çok kızmıştınız Ağzı alınmayacak laflar söylemiştiniz Yani Şimdi anlıyor musunuz Şimdi anlıyor musunuz Arda Güler'in sakatını Şimdi Jesus oynatmadığı dönemlerde ben dedim ki bak ben Jesus'u savunmuyorum bana kalsa def olsun gitsin. Yani hiçbir şekilde ben Jesus'u savunmuyorum. Def olsun gitsin ama dedim bilmediğiniz meseleler var. Susun. Üye arkadaşlar. E, gerçi son dönemde üye olan arkadaşlar. Yani gerçek yüzlerini transfer sezonu bittikten sonra ortaya dökmeye başladı bazı arkadaşlar ama. Onların bizim nezdimizde insanlık bir tarafı yok. Biz çok önemsemiyoruz ama insanların gerçek yüzü ortaya çıktığı için diyorum. E, onlar bile inkar edemezler. Arda Güler konusunda dedim ki arkadaşlar beni yanlış anlamayın ama Arda'nın gittiğine ben sevindim. İyi paraya gitti. çenenizi kapatın dedim. Onlar da sağ olsun çenelerini kapattılar. Ama yani Arda'nın bu durumu bilinen bir durumda arkadaşlar. Eskiden beri takipçi merkez. Ne demek istediğimi anladı. Ben detaya giremiyorum. Geçmiş olsun diyorum Arda Güler'e. Babasına da ayrıca buradan selamlarımı iletiyorum. Yani bazı şeyler paradan daha önemlidir. Ee, gerçekten bazı şeyler paradan daha önemlidir. Ben bunu belirteyim. Anlatabiliyor muyum? Bazı şeyler paradan daha değerlidir. Yeter. Fazla konuşmak istemiyorum. Beşiktaş isim ve reklam için TÜPRAŞ'la anlaşmaya varıldığını kapı açıkladı. Bizden hocam Beşiktaş'ta. TÜPRAŞ'la anlaşıyor. Bizen hocam TÜPRAŞ'ta. TÜPRAŞ tüp tüp kimin? E, TÜPÇÜNÜN mü HOCAM? 3 yıllık anlaşma yıllık 230 milyon 383 bin 150 lira artı KDV. TÜPRAŞ Ali Koç'un da e, mensup olduğu ailenin yani Koç grubunun e, bir firması arkadaşlar. Bilginiz olsun Koç grubunun bir firmasından bahsediyorum. İyi teşekkürler bu arada Salep e, çok sıcak. Salep geldi. Yani... Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluş listesi açıklanmış. Koç Holding'e ait 4 şirket listenin 10 sırasında ilk 10 sırasında yer almış. Tüpraş, Ford, Arçelik ve Tofaş şeklinde. Bunları da bilin istedim arkadaşlar. Durduk yere bilin istemedim. Onu da bilin istiyorum. Yani siz buradan ne mesaj alacaksınız? Hocam Ufuk'ta bize de bir sponsorluk falan mı var? bir şey diyemem. Ciku Şikirtel'den sonra bir Süper Lig maçında 5 artı hava topu kazanan ve 5 artı pas arası yapan ilk Fenerbahçe oyuncusu olmuş arkadaşlar. Allah nazardan sakındırsın. Cikuyu. Tadic Sırbistan'ın 14 Ekim'de deplasmanda Macaristan. 17 Ekim'de sahasında Karadağ ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası eleme maçlarının aday kadrosuna çalış. Bakın 14-17. Fenerbahçe maçları. Ekim ayından bahsediyoruz. 14-17. Bir daha bakayım. 14-17 Ekim. Şimdi e, ee, Ludogoresk 9'unda 12'sinde Adana Demirspor Fenerbahçe maçı var. Pardon bu Kasım ya. Nereye git? ben nereye gittim lan? Lan ben ne, nereye gittim böyle ya? Allah Allah. 8 Ekim'de Kasımpaşa deplasmandayız. Dönüşte Hatay Spor'la evimizdeyiz. Yani 22 Ekim'de. Ee, Tadiç ne zaman oynuyor? 14 Ekim 17 Ekim. Bakın 14, 17. 8'inde şey, 22'sinde maç, 17'sinde oynayıp gelecek. Yani 4-5 günlük dinlenme süresi. Türk milli futbolcuları için bu süre daha da uzun. Çünkü pazar günü yapıyoruz son maçı bildiğim kadarıyla. 22 Ekim'de. 22 Ekim pazar değil mi ya? Yanlış hesap 22 Ekim'de pazar günü. Yani pazardan pazara gibi. Türk futbolcularda sıkıntı yok. Yabancı futbolcularda böyle bir durum var. Novi Pazar Kulübü, bu kulüp bu kulübe yakın kaynaklardan bilgi edinmiş 12 numara haber e, sitesi mi diyeyim sayfası diyeyim. Omar Fayed'in transferinde herhangi bir sorun yokmuş arkadaşlar. Sadece vizesinin gelmesini bekliyoruz. Vize geldiğinde Omar takımıza katılacak. İki gün önce sabah evraklarını dışişleri bakanlığına göndermişler ve Omar'a sadece 180 gün geçerli olacak vizenin verilmesini ve ardından yenilenmesini bekliyoruz demiş. Bu süreç anlaşma yaptığımız tüm oyuncular da bu şekilde oldu. Vizesi gelirse Omar 2-3 gün içerisinde takıma katılacakmış. Konu bu hafta bitmeden karara bağlanacakmış bilginiz olsun. Aynı zamanda Omar Fayet Mısır Olimpiyat Milli Takımı'nın 9-17 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığı Üzbekistan maçının aday kadrosuna çağrılmış. Bu arada buradan Özbekistan'daki bütün takipçilerime de selamlarımı iletiyorum. Ee, hocam azımsanmayacak seviyede Özbekistan'dan takipçim var diyorlar. O kadar da değildir ya. Var mıdır o kadar? Yok o kadar değildir zannetmiyorum. Ama varsa da mutlu olurum. Memnun olurum. Çok ama çok memnun olurum. Çünkü ee, Pakistan'daki arkadaşlar ayrı bir fanatik oluyorlar. Hepsine buradan selamlar olsun. Bütün yurt... Ya gerçekten söylüyorum. iki gündür kafama çok takıldı. Yani bütün gurbetçi nere, dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın. Bütün gurbetçi takipçilerimin hepsine alayına selamlar olsun. Hepinizle Ramazan bayramı. Evet, kurban bayramını diye başlamayacağım merak etmeyin. Hepinize buradan selamlarımı tek tek iletiyorum. Serdar Ali Çelikler Sokar Azerbaycan'ın devlet kurumu. Çok büyük kurum. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi sponsoru. Burası sıkıntı işte. Türk Hava Yolları Devlet Kurumu. Galatasaray'ın kol sponsoru. Peki Beşiktaş'ta Fenerbahçe gavur takım mı abi? Hiç devlet katkısı yok ya diye. Geçen de Trabzonspor Başkanı demiş ki biz öyle Beşiktaş, Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi devlet desteği alan takım değiliz demiş. Ya bu kadar. Ya kendinizi kandırmayın. Kimse kimsenin yalancılığına şeyciliğini yapmasın. Allah aşkına devlet bana yardım etmiyor diyen şehir takımlarının alayına söylüyorum. Yani Kayseri Spor'da dahil, anlatabiliyor muyum? Konya Spor'da dahil, Sivas Spor'da dahil. Boşuna yalan söylemeyin. Yani devlet bize yardım yapmıyor. Ya, geçiniz abi ya. Kimi kandırıyorsunuz? Devlet bütün bak, devlet bütün şehir takımlarına yardım yapıyor. Şehiri geçtim. Belediye takımlarına yardımlar yapıyor. Yapmayın etmeyin ya. Kendinizi şey çıkarmak için. Ha gördük. O kadar bakan şampiyonluk kutlamasındaydı. Gördük ya abi. Gördük abi. Bir şeylerde hani konuşmanın lüzumu yok. O kadar bakan şampiyonluk kutlamasında. Fenerbahçe'nin maçında olsaydı o kadar bakan. Adı ne olurdu bunun? Yani ya yardım etmese bile adı ne olurdu onu söylüyorum. Bir Cumhurbaşkanı Fenerbahçe'den berat aldı. Yani kulübe üyelikten dolayı berat aldı da adını Fener'i şampiyon yaptı. Şöyle böyle yaptınız. 9 senede takım şampiyon değil. Geçiniz. Orada Fenerbahçe ve Beşiktaş camiası Türk Galatasaray Türk Hava Yolları'na Galatasaray kol sponsoru yapıp Fenerbahçe ve Beşiktaş'a üye evlat muamelesi yapan Azerbaycan şeyine karşı e, ne diyor? Bir yorum okuyorum da şu anda açıkça söyle söyle hem THY hem Sokar'ın Galatasaray'a ricası olup sponsor yapan güçler diyor. Şampiyonluk yarışında TFF ve hakemleri nasıl manipüle edip yönlendirecek hayal edebiliyor musunuz demişler de. Geçtim artık. Yani mesela Fenerbahçe maçına dair kısa bir anekdot vereyim arkadaşlar. En son Alanya maçı için tarafsız bir yorum. Deniz Çoban diyor ki Alanyalı Eduard'ı 3 kez sarı kart görebilirdi. Bahattin Duran da sarı kart görmeden maçı tamamladı diyor. Fenerbahçe maçlarının özeti bu işte. Başka bir şeye gerek yok. Bu arada 24 Aralık Fenerbahçe Galatasaray Süper Lig maçı. 30 Aralık'ta düşünüyorlarmış. Mehmet Büyükekşi açıklamış Süper Kupayı. Görüştüğümüz iki ülke kaldı. Suudi Arabistan ve Abu Dhabi. Bu ikisinden biri olacak demiş. Fenerbahçe ve Galatasaray da yurt dışında oynamaya sıcak bakıyorlar demiş. Nasıl bakmasınlar? Yani federasyon sizsiniz. Oynamıyorum diyeni FETÖ'cü ilan edebilirsiniz yani. Sıkıntı değil. O yüzden neresi diyorsanız orada oynayacaklar. Yok yok şaka yapmıyorum. FETÖ-METÖ e alakası yok. Arkadaşlar bu bir gelir. Kulüplere de bir gelir. O yüzden iki takım da kabul edelim. Arada 6 günlük fark var. İki maçı da gelin. Suudi Arabistan Federasyonu'ndan hakem yönetsin. Her iki maçı da. Türkiye'ye gelip Türk maçını. Oradaki maçta da Suudi Arabistan Federasyonu'ndan hakem yönetsin. Gelin hadi. İkisini de Fenerbahçe kazansın. Ben Galatasaray'lı Mehmet Büyükekşi'yle ayar olmaya başlamıştım. Ama bugün itibariyle daha fazla ayar oldum. Sebebi de şu. Süper Lig marşı hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi seramonide çalacak. Şimdi birincisi merak ediyorum. Amaç İstiklal Marşı'nı okutmamak mı? Hani artık maçlardan önce İstiklal Marşı okunmasın mı? Dert bu mu? İkincisi o kadar insan içerisinde, o kadar müzisyen içerisinde bula bula Garo Mafya'nı mı buldunuz? Yani bula bula bunu mu buldunuz? Sayın Mehmet Büyükekşi merakımdan soruyorum. Hani Ali Koç siz daha gelmeden sizin bir akrabanızın FETÖ ile alakalı bir olayı olduğunu açıklamıştı. Siz bula bula Süper süperlik marşı için gerçekten bu kişiyi mi buldunuz? Çok aradınız mı merak ediyorum. Ya yani Çok arayıp aramadığınızı merak ediyorum. Ve şunu da merak ediyorum. Niye kulüplerden hiç sesse daha çıkmadı ya? Playoff format değişikliği. Şimdi bir de işin playoff'u var. Naklen yayında çok aşağılardayız demiş. Normal. Gayet normal. Galatasaray maçında, Galatasaray İstanbul maçında zeminin çimin boyandığı iddiaları var. Hocaların saçları maçları yeşillenmiş. İddia bunlar. Ankara gücü Fenerbahçe maçında biz bas bas bağırdık değil mi? Zemin kötü dedik. Zeminlere özen gösterin dedik. Yayınlarda aşağılardayız. Marka değerimizi yükseltmek istiyoruz. Bu playoff ile mi olur? Başka bir şeyle mi olur? Çalışıyoruz. Seyir kim? Yüksek insanları sahalara ve televizyon başına daha çok getirmeliyiz. Bunları birlikte yapacağız. Taraftarlar anlaşırsa, taraflar anlaşırsa anlaştığımız şirket Ibercube'dan rapor gelirse playoff için oturur konuşuruz. Ekonomik geliri nasıl arttıracağımıza karar vereceğiz. 500 milyon dolarları yakalamak için yeniden ne gerekiyorsa onu yapacağız. 1. Ligi adalet getirin. 2. Ligin şampiyonunu masada değil de sahada belirleyin. 3. Hocam böyle bir şey yok. Var. Bu sene de Galatasaray yine şampiyon yapacaklar arka arkaya 2 sene. 3 3 Hakemlerin insan olduğunu biz kabul ediyoruz. Ben şöyle bir iddiam var benim. Dü Dünyanın en iyi hakemleri Türk hakemleridir. Ancak tarafsız maç yönetirlerse bak. Al. Ee, kimdi Fenerbahçe? Atilla Karavalan. Atilla olan al. Şampiyonlar Ligi maçına ver. Rahatça yönetti. Sıfır hatayla maç yönetir. Sıfır hata. Abi söyleyeyim. bak sıfır hata. Öbür Galatasaray yine Kadir Sağlam. Al Kadir Sağlam bu UEFA Avrupa Ligi maçına ver. Sıfır atayla maç yönetir. bizde niye yönetmiyor? Çünkü diyorlar ki bak o Icardi ona dokundular mıydı penaltı vereceksin. Tamam vereyim diyor. Adamın yüzüne dirsek atıyor. Ayağına azıcık müdahale. Penaltı. E, onun müdahale var. Penaltı ver. Yok bu penaltı değil bu. Yeterli kanaat oluşmadı. Allah'tan da korkmuyorsunuz. O da ayrı mesele. Kandil kandil bu videoyu çekiyorum. Allah'tan da korkmuyorsunuz. Gerçekten o da ayrı mesele de. Ulan birazcık standardınız olsun bak. Bizim ülkedeki insanların başına ne geliyorsa bundan geliyor. Standartınız yok. Sana olunca mübah, millet olunca günah. Sokaktan kadın geçiyor, sen bakınca mübah, millet bakınca bakma kardeşim. Ayıp günah, anan bacın yok mu oluyor? Bu yıllardır böyle. Şimdi Mehmet Büyükekşi diyorum. Dördüncü olarak size bir şey söyleyeyim Mehmet Büyükekşi yapacağınızı zannetmiyorum. Yiyeceğini zannetmiyorum. Maçanızın yiyeceğini zannetmiyorum. Postunuzun yiyeceğini zannetmiyorum. Erden Timur adamlık madamlık taslıyorsunuz. Bilmem hani şöyleyiz böyle. Erden Timur'a da söylüyorum. Bir Fenerbahçe olarak söylüyorum. Hani çok delikanlısınız ya çok şeysiniz ya. Hadi hodri meydan. Bütün kulüplere bak gelir kaynağı. İddiadan kulüplere ayrılan pay binde 3'ten yüzde ona çıksın. Galatasaray'ın borcu bir senede biter. Fenerbahçe'nin borcu bir senede biter. Beşiktaş'ın borcu bir senede biter. Trabzonspor'un borcu bir senede biter. İkinci sene artık Icardi millete şey gelir. Bu da topçu mu lan gelir. Hadi Erden Timur adam mı adam diyorsunuz. Bak Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Trabzonsporlar. Kimi, kimin arkasına giriyorsun Hepsine söyleyin. İddiadan kulüplere ayrılan pay binde üçten yüzde ona çıkarılsın. Maçı oynayan kulüpler, riske giren kulüpler, borçlanan kulüpler. Hadi. Kodri meydan maçanız yerse. Bu arada binde 3'ü 3 üç milyon euro diyelim. TL diyelim daha kolay olsun. 3 milyon TL. %3'ü ne yapar? 30 milyon TL. %1'i ne yapar? 300 milyon TL. %10'u ne yapar? 30 milyar Yani TL üzerinden söyledim ki kolay olsun diye. Bunu euro olarak düşünün. Bak binde 3'ü 3 üç milyon euro. Yüzde 3'ü yani 0,3. Yüzde 3'ü ne yapar şekerim? 30 milyon euro. Bir sıfır dağıtın. atın. Yani onda 3'ü 300 üç milyon euro. Başka bir şey söylemiyorum. Anladınız mı demek istediğimi? Şöyle belirteyim çok deli para dönüyor iddiada. Eğer iddiadaki para kulüplere verilsin. Ya hiç, 3 milyondan 5 milyondan hiç bahsetmeyelim. Hiç bahsetmeyelim. %10. Buradan hesabı için kaçtır olduğunu bir siz tahmin edin. Ben öyle örnek verdim ha. 3 milyon TL, 3 milyon euro falan. Örnek verdim sadece. Anladınız mı? İnşallah anlamışsınızdır. Zannetmiyorum da. Mehmet Büyükekşi yayın gelirleri dışında bir ekosistem yaratmamız lazım. Haşa yaratmak Allah'a mahsustur. Kulüplere 2024-25 sezon için 1 milyar liralık bir ek gelir yaratacağız demiş. 1 milyar lira. 1 milyar, 10 milyar, 100 milyar, 1 katrilyon. İddia havuzundaki 1 katrilyon düşünün. Yani bunun onda birini düşünün. 10 milyar TL düşüneceksin. Hani %1'ini düşün. Binde yani %10'unu düşün. 100 milyar TL düşünün. Bak 100 milyar TL. Bu daha kafanızda kalır. Toplam havuz 1 katrilyon diyelim. Ya da kolay olsun. Toplam havuz 1 milyar dolar diyelim. %10'u ne yapar? 100 milyon dolar. 100 milyon doları kulüplere pay ettiğinizi düşünün. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon 60'ı paylaştığını düşünün. 15-15 paylaştığını düşünün lan. 15-15 paylaştığını düşünün. Neyse çok şey var da. 1 Ocak'tan itibaren yarı otomatik offside sistemine geçiyoruz demiş. Demek ki ocağın birine kadar Galatasaray'ı kollayacaklar. Bir ocaktan sonra artık kollayamayacaklar. Ha, Sizinki ki ofsayt. Sizin golünüz ofsayt. Bak ne güzel algı yapıyor Flash. Bazı arkadaşlar bana şeyi çok soruyor. Hocam çok beddua ediyorsun. Niye küfür etmiyorsun diyor. Siz manyak mısınız? Kafayı mı yediniz? Hiçbir bedduaya ceza gelmez arkadaşlar. Haklıyım. Haklı olduğum için ceza gelmez. Haksızın bedduası döner dolaşır kendine bulur. Ben haksız ediyorsam beni bulsun abi. Zaten ben haksızsam anlatabiliyor muyum? Yapacak bir şey yok. Ama ben haklı yere beddua ediyorsam ettiğim kişiyi bulsun daha beteri bulsun. Haksızsam haksızsın deyin. Yani şimdi şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Nideli Nidelioğlu hepinizi uyarıyor. Haberiniz var mı bilmiyorum. Hakemler arasında son zamanlarda sosyal medyada davalar açarak ranta çevirenlerin olduğunu maalesef biliyoruz. İlk adım gazetecilerden geldi. Yazdıklarını yazdılar. Rahatsız edici yorumlarıyla sosyal medya kullanıcılarına gel gel yapıp avukatları ile tuzağa çektiler. Ağır faturalar ödetip bir de güzelce ceplerini doldurdular. Bu arkadaşlardan bir tanesi kendini ifşa etti biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? İki tane şey var ya. Bonjorno var ya. iki tane Bonjorno. Yani günaydın demek Fransızca. İki tane bonjourno var. Fransız e, ee, bonjournosu. Yani iki tane günaydın sabah şey yapan. O arkadaşlardan biri kendini ifşa etti. Millet bin kişiye dava açtığını falan söyledi bonjourno. Bilginiz de olsun. Devam edeyim. Hakemler çeşitli ekipler kurup sosyal medya özel arama motorları üzerinden avukatları aracılığıyla atlarına edilen hakaret, küçük düşürücü içerikli yazılanları tek tek bularak sosyal medyaya savaş açtılar. Bu isimlerin içerisinde hem avukat hem de hakem olanlar bile var. Bir tanesi Murat Altan. Altan hem yan hakemlik yapıyor hem de müvekkili ünlü orta hakemlermiş. Özellikle Arda kardeşler adına onlarca dava açıp ciddi gelir hanesi oluşturmuşlar. Yemek nasip olmasın. Gebersin de yiyemesin. Sabaha çıkmasın da bu paraları yiyemesin. Evladına yediremesin. Yiyorsa da zehir zıkkım olsun. Hadi şimdi beddua ettim diye bana sitem alın. Bana cephe alın. Ne güzel değil mi? Aldığınız kararlarla taraftarların sinir uçlarına dokun. Sonra dava açıp bir maçta kazandığınızı tek davada cebe koyun. Evet hakaret, küfür kabul edilir değil. Ama futbol hakemliği görevinde görevi de bulunan bir avukatın bir başka hakem ile sosyal medyayı tarayıp ava çıkması da hiç hoş değil. Gerek var mı tüm bu çirkinliklere demiş. Ya futbol hakemleri bu işte. Sosyal medyada kendine hakaret, küçük düşücü söz söyleyenlere seri şekilde tazminat davası. Tahriklere kapılmayın. Cümlenizi özellikle seçin. Hocam ben anonim hesabım bulamazlar. Anonim anonimi öyle bir bulurlar ki. Senin anonim diyor ya adam. Senin anonimi öyle bir bulurlar ki. Arkadaşlar gerçekten diyorum bunlara beddua edin. Vallahi bak haklı olduğunuza inanıyorsunuz bunlara beddua edin. Bedduanın hiçbir şey yok. Allah'tan diliyorsun. Küfür etmiyorsun ki. Allah şu parayı yedirmesin. Zehir zıkkım olsun. Son yediği para olsun deyin. Vallahi bak deyin. Bunda bir şey yok. Kaos. Pendik Spor'un transferleri ve tesislerine ilgili inanılmaz bilgiler, dosyalar geldi önüme. Ortalık karışır dostlar benden söylemesi demiş Emre Bol. Emre Bol'un Bol bildiğim kadarıyla babası eski AK Parti milletvekili. Yani ben inanırım buna. Böyle diyorsa inanırım. Doğrudur. Çünkü e, adam AK Parti'nin milletvekilinin oğlu. Zaten kendini meşhur eden de buydu. Kimse sevmiyor yoksa Emre Bol'u. Bilginiz olsun TRT'ye falan çıkması da ondan dolayı diyorlar. Ama Emre Bol bunu diyorsa doğrudur. Demek ki bir şeyleri var. Aa Pendik Galatasaray'dan futbolcu satın almıştı. Tarihi bir fiyata. Belki Galatasaray'la ilgilidir. Gerçi Emre Bolu öldürürler. Bu haberi açıklattırmazlar. Bence can güvenliğine dikkat etsin. Yönetimimiz Süper Lig'de geride kalan 5 maçta aleyhimize yapılan özellikle 10 hata hakkında geniş bir rapor hazırlamış. Rapor MHK'ya sunulmak üzere TFF'ye teslim edilecek diyor. Edilmiştir o. Yönetimimiz ayrıca Atilla Karaoğlan'ın Alanyaspor maçındaki yönetimiyle ilgili Duyduğu rahatsızlığı da TFF'ye bildirmiş. İşte belirlenen 10 pozisyon. Şimdi bu da her tek tek değerlendirelim. Yavaş yavaş uydat. Birinci cevap da boş iş geliyor. Her ne de futbol kulübü başında. Perdenin ortasında ceza sahasında rakip oyuncuya çarpı toplarken penaltı noktasını gösterdi. Var peraltıyı iptal etti. Buna var karışamaz kardeşim. Bu penaltı doğrudur. Arabacı haklı diye böyle yorum yapmasın var ama normal insan gibi konuşayım. 2. MHK eğitimcisi Hakkı hakeme alkışlayıp çift sarıdan atılan Maksim için Abdülkadir Bitigen'i eleştirmesi ve tolerans gösterilmesi istemesi camiamıza çifte standart endişesi yarattı. Bu çifte standarttır zaten. Bu başka bir şey değildir. Ne demek lan? Tolerans göster. Alkış diyorsa atılır. Dangoçlar. 3. Samsun Spor maçında Fred'in golü. Offside gerekçesiyle iptal edildi. Golden önceki pozisyonda tad için offside olduğu tespit edilse de top rakibe geçmişti. Var golü iptal etmek için bir buçuk dakika geriye gitti. Burada offside değil faul diyelim. Yani faul mü şey mi? anlamadım. <laughs> Bu zaten başlı başına komedi. Dördüncü hafta Ankara gücü. Kaptanımız Edin Ceko Mert Çetin tarafından düşürüldü ve rakip sarı kart gördü. Pozisyonda Ceko'nun mutlak gol şansı vardı. Kartın rengi kırmızı olmalıydı. Devamında Mert'e çıkması gereken ikinci bir sarı kart atlandı. Mert Çetin o gün 3 sarı karttan daha kurtuldu. Bilginiz olsun. 5. Fred ceza sahasında düşürülmesine rağmen pozisyona penaltı verilmedi. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlar aynı pozisyon Icardi'ye yapılsa hakeme şu anda bile küfür ediyorlardı. Böyle penaltı verilmez mi diye. 6. Miyazais ceza sahasında düşürülmesine rağmen penaltı verilmedi. Antalya Spor maçı. Antalya Spor'un ikinci golünden önce de Zayt'sa faul yapıldı. Yedinci olarak da bu. 6. hafta maçı. 8. Şimanski yerde kaldı. Hakem devam ettirdi. Var incelemedi. Arkadan yapılan itmelere penaltı verilmesi yönündeki İFAP tavsiyesi es geçildi. 9. Kaptanımız Edin Ceko kaleci ile karşı karşıya kalacağı pozisyonda yanlış bir gol düdüğü çalındı. Mutlak gol pozisyonu güme gitti. 10. Kaptanımız Edin Ceko ve Osayi Samuel'e sarı kart verilen pozisyonlarda faulleri rakip oyuncular yaptı. Aleyhimizdeki kartlar çok rahat çıkarken rakiplere verilmesi gerekenler atlanıyor demiş. İrfan 25 diye. Şimdi Allah'ın da bir hesabı vardır. Öyle bir zamanda tutar ki aklınız hayaliniz durur. Ben bazen diyorum yulan diyorum acaba geçmişte Fenerbahçe çok kişinin hakkını yedi de onlar mı bizim yıllardır hakkımız yeniliyor diyorum. Kendi kendime soruyorum. Ama babanın günahını evlat çekemez. Yapıldıysa kardeşim o zaman yapacaksın. Yani 10 sene sonra da Galatasaray nesli ağlaması lazım. Bu mantıkta gidersek. Çünkü bu kadar hak giyip de. Orada Galatasaray demeyecek Galatasaray'dan açıklama geldi. Tete'nin eski kulübü Shakhtar Donetsk tarafından. Tete'nin eski kulübü değil. Tete'nin kulübü Shakhtar Donetsk tarafından Tete ile olan oyuncu sözleşmesinin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti ve Tete'nin oyuncu sözleşmesinin haklı nedenle fesine sebep olduğu iddiasıyla profesyonel futbolcumuz Tete ve şirketimiz aleyhine Galatasaray aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunmuştur. FIFA nezdinde yürütülecek olan yargılamaya ilişkin süreç şirketimiz tarafından titizlikle takip edilecektir. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Bak kapanmıyor. Erdem Timur ne demişti? Ufak bir risk demişti. Avukatlara sorduk demişti. Hiçbir şey çıkmaz demişti. Dava bile açamazlar demişti. Para cezası olabilir demişti. Bahsedilen olay sadece para cezası olmaz. TT 4 aya kadar futboldan men edilir. Bir Galatasaray'a en az 2 dönem belki 1 dönem belki 3 dönem ama mantık mantıken 2 dönem transfer yasağı verilir. Kimse bahsetmiyor. Bitti mi bitmedi. Olimpiya Morutan. Morutan'ın eski kulübü FCSB. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından anlaşma gereği 1 milyon euroluk bonusu ödemeyi reddetmesi üzerine FIFA'ya başvurdu. Biliyor musunuz? Neydi o e, Galatasaray'dan giden elemanın adı? Zaniolo. Zaniolo için de Galatasaray'ın e, bonusu var. Biliyor musunuz arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı için? Haberiniz yok mu sizin? Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı için Galatasaray'ın ödemesi gereken bonus var. Siz orada 15'e 15'e bakmayın. Transfer Market'ta yazmıyor. 5 milyon euro şampiyonluk bonusu verdiler. 20. 5'te şampiyonlar ligine kalma bonusu verdiler. 25 milyon euro. Yani 25 milyon euro verdiler şey için. Artı 25'in üstünü de %20'sini tekrar verecekler ama şimdi bu kulüp alsa bile şu anki kulübü 25'e falan alacak zaten. 5'e kiraladılar. Yani iki ucu şehri değnek. Ben onu da belirteyim. Ama zaman kimi haklı çıkarır göreceksiniz. Belki de yarın bir günde Roma kulübü dava açar. Bize Şampiyonlar Ligi'ne kaldıkları için 5 milyon euro vermediler diye. İzleyin siz o zaman filmi. Ama yani varan bir morutan, varan iki tete dosyalar kabarıyor. Sıradaki gelsin. Sıradaki gelsin. 6. sıra Kopenhag maçının ardından muhabir Burhan Can Terzi'nin Kopenhag kalecisi Gravara ya söylediği sözler gördün mü cehennemi Grabara UEFA'yı harekete geçirmiş. UEFA TSYD'ye bir dilekçe göndererek Terzi'nin ihracını talep etmiş. Vay babam vay. Yani Galatasaray'ın WhatsApp grubu üyeleri masadan eksiliyor dostlar. Hadi bakalım inşallah. Bu da öbürlerine de ders olsun. Mustafa Anıklı. Erden Timur Divan Kurulu'nda bu sezon 218 milyon euro gelir elde edileceğini de açıkladı. 218 milyon euro gelirden bahsediyor. Futbolda maaş bütçesinin 39.1 milyon euro olduğunu da açıkladı. Yani maaş bütçesi 39.1 gelir 218. Küçük bir matematikte kulübün elinde kalan 178.9 milyon euro. Yani 5 milyar liradan fazla kalan bu parayla pekala kulübün borçları da kapanabilir. Düz mantıkla. Bak geliyor. Sahi Erden Timur'un sunumunda kulübün borcunu duyan oldu mu? Galatasaray'ın borcu 10 milyar TL'yi geçti desem beni yerden yere vurursunuz. Linçlersiniz, çöplersiniz, küfür edersiniz, hakaret edersiniz. Yani size layık olanı yaparsınız. Galatasaray'ın borcu 10 milyar TL'yi geçti. Hadi ne yapacaksanız yapın. Fenerbahçe'nin borcu da geçmiştir o zaman. Ve bizimki o 10'u geçsin ki 15'e geçmiştir. Yo Fenerbahçe'nin borcu 6 civarında hala. Ama Galatasaray'ın borcu 10 milyar TL'yi geçti. Ha emlak konuttan biz şey almıştık onu satarız, öderiz. E şekerim biz bu konuya itiraz etmiyor muyuz? Emlak Konut Galatasaray'a büyük bir kıyak yaptı bu kıyak niye diye. Yani sizin dediğiniz doğruysa da yine biz haklı çıkmıyor muyuz? Size kıyak yapılmış olmuyor mu? Olsun. Size de kiralık arsa verildi. Kiralık. Yap işlet devlet. Yap işlet devlet arsası verildi. Bu ee, şehir hastaneleri için falan da aynısı var. Biliyorsunuz değil mi? Yani kafanız o kadar çalışıyor. Yani uzun lafın kısası. Ortada bir yalancı var ama. Bakalım kimmiş? Sağ yerden Timur'un sunumunda kulübün borcunu duyan olduğumuz sermaye arttırımında yapılan sportif AŞ'nin açıklamasındaki rakamları verirsem Sanırım daha iyi anlaşılır diyor. Mustafa Anıklı. 31 Mayıs 2022'de kısa vadeli ödemeler. Yani bir yıl içinde yapılacak ödemeler. Bir yıl içinde yapılacak ödemeler 1 milyar 594 milyon liraydı. 31 Mayıs 2023'te 4 milyar 495 milyon lira. Yani 31 Mayıs 2022'de Sportif AŞ'nin dönem zararı 377 milyon 548 bin liraydı. 31 Mayıs 2023'te ise 952 milyon 391 bin lira. Dikkatinizi çekerim. Yeni sezon transferlerinin hiçbiri bulunmuyor. Ancak UEFA geliri de yer almıyor. Tüm bunları okuduktan sonra bir kısım taraftarların Galatasaray'ı karıştırmayın dediğini duyar gibiyim. Biz mi karıştırıyoruz? görev başındakiler mi diyor. Yani uzun lafın kısası. Şimdi 1 milyar 594 bir yıl içinde ana para ödemesizdi. 31 Mayıs 2023'te 4 milyar 490 ya yani 4,5 milyar diyelim. 1 yıl içinde ödemesi gereken kısa vadeli borç. Galatasaray 31 Mayıs 2023 ile 31 Mayıs 2024 arasında 4,5 milyar TL ödeme yapmak zorunda. Anladınız mı? Anladınız. Yani bu 218 milyon euroluk gelir elde edilmiş olsa bile transfer paralarının hepsi havadan gelse futbolcular ödenecek maaşı çık gelen para Galatasaray'ın sadece bir yıllık borcunu kapatıyor. O da borç faizleri hariç. O da gelir bu kadar gelirse. O da borç bu kadar da durursa. Yani uzun lafın kısası aslında çok ciddi şeyler bekliyor ama doğru düzgün düz denetim yapılması lazım. Fenerbahçe TFF'ye başvuruyu yaptı. Böyle giderse ligden çekiliriz sizi de mahvederiz dedi mi hocam? Arkadaşlar bu İrfan Can, İrfan25'in haberidir. Biz böyle giderse ligden çekiliriz gibi bir tehditte bulunamayız. Ancak bizim yapabileceğimiz bir olay var. Bakın burasını... İster duyum olarak dinleyin, ister Mustafa Hoca'nın yorumu olarak dinleyin, ister başka bir şey olarak dinleyin. Edin Ceko bir barış elçisidir. Tadiç, Ceko ikisinin yan yana vereceği bir röportaj. Şöyle düşünün. Seçime yaklaşıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu girdiler kol kola, birbirlerine sarıldılar. Dediler ki, bütün seçmenlerimizden bir ricamız var. Ne olur? Seçimin sonucu ne olursa olsun, sokağa çıkmayın, kutlama yapmayın. Depremde şu kadar kişiyi kaybettik. Ne olur saygı duyun dese bir kişi sokağa çıkar mı? Abartayım mı daha? Suudi Arabistan Başkanı ile ya da Türkiye Cumhurbaşkanı ile İsrail Cumhurbaşkanı bir araya gelse sarılsalar deseler ki bundan sonra biz Filistin'le ilgili hiçbir şey yapmayacağız. Yazık günah yıllardır şöyle yaptık dese. Dünya da bu nasıl karşılanır? daha da abartayım. İsrail Başkanı, Amerika Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı bir araya geldiler. Üçü topluca sarıldılar. Poz verdiler. Dediler ki Türkiye'nin bütün borcunu biz ödüyoruz. Bizim amacımız Türkiye'nin üçüncü büyük güç olması şeklinde. Hatta Türkiye'ye de 150 milyar dolar hibe ediyoruz. Nasıl kullanırsa kullansın dediler. Dolar o gün kaça düşer? Anlayan arkadaşlar 27'den 13'e 12'ye falan düşer değil mi? Bir günde. O kadar düşmez hocam. 25'i 24'ü düşer. Parayı verdikleri gün, dış borcun kapandığı gün, kasaya 150 milyar doların aktarıldığı gün 7'ye 8'e düşebilir mi dolar? Daha da düşebilir değil mi? Ha, şimdi bütün hepsini alın. Tadiç, Sırp, öbürü Bosna Hersekli. Kol kola girip diyecekler ki bu ligde şike var. Bu ligde kimse hak ettiğini yapmıyor. Bu lige sakın kesinlikle ve kesinlikle transfer olmayın. Bu ligde çok dönen dönüyor. Öbürü çıktı dedi ki Fred ben dedi Manchester'dan gelirken bunlar beni 5 kere arada Şöyle yaptı böyle yaptı. Bütün kozlarını oynadım düşünün Fenerbahçe'nin. Nasıl olsa şampiyon yapmıyorsunuz. Bir daha yapmazsınız. Ve Fenerbahçe ani bir kararla şunu yapsa. Bütün futbolcularını Hull City kulübüne transfer etse. Yanlış duymadınız. Bütün futbolcularını Hull City kulübüne transfer etse. Ve bu sezon ligde yer almayacağını Süper Lig'e belirtse. Fenerbahçe'nin olmadığı birlik, yayıncı kuruluş krizi, Fenerbahçe futbolcuları Al City'de hatta Hal City'nin adında Fenerbahçe yapıyoruz. Biz ülkeden tamamen çekiliyoruz." dediğini düşünün. Başlangıçta 3-5 tepki ama sonra birbirini yiyen milyonlarca taraftar. Galatasaray ağlamı ilk Galatasaray ağlar. Böyle bir şey olamaz. Fener haklı. Evet, bizi ofsaytımsı sezonu alın. Bunlara yazın. Beşiktaş ağlamaya başlar. Biz acımızdan ölürüz diye. Bugün BN Sports üyelerinin %60'ından fazlası Fenerbahçeli biliyor musunuz? %60'ından fazlası. O kadar da değildir. O kadar da. İnlerine kadar girip o bilgileri alıyorum. Merak etmeyin. Ya ben de öyle üfürükten, havadan, civadan bilgi yok. O kadar iptal rağmen %60'ı Fenerbahçeli olan bir kuruluşun ana sermayesinin gittiğini düşünün. Bir de şunu söyleyeyim. BN Sports toplam karını yani toplam bu işten alınan karın %50'sini alsa gerisini ligimize bağışlasa ligin e, piyasa değeri 200 milyon doların üstüne çıkıyor biliyor musunuz? 200 milyon doların üstüne çıkıyor. Biz ne kadar? 100 milyon dolar. Bazı şeyleri anlatmak için çok zaman ihtiyacım var. 36 dakikanız inşallah çalmamışımdır. Fenerbahçe TFF'ye başvuru yaptı. Ligden çekilir. Sizi de mahvederiz başvurusunu yaptı mı yapmadı mı? Ben bunu izah edemem. Çünkü SPK'da işlem gören bir kulübüs böyle bir şey yatırımcıların tepkisine sebep olabilir. Ama içimden bir ses böyle bir şeyin yapıldığını söylüyor. Yani i̇çimden bir ses böyle bir şeyin yapıldığını söylüyor. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah şifreleri anladınız. Görüşmek üzere.